Sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünü özel olarak bir köye ayırdık. Ürünlü köyündeyiz. Daha doğrusu hani bizler köy diyoruz ama resmiyette Ürünlü Mahallesi olarak geçiyor. Şimdi Ürünlü Mahallesi'nde birden çok kişiyle kısa kısa kurbanlık ve kurbanlıkların durumunu konuşacağız. Yanımızda Feyzullah Uğur var. Önce ondan başlayalım. Nasılsınız? Biz teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Şimdi Ürünlü Köyü'nde birçok hane sizin gibi böyle kurbanlık yetiştiriyor. Evet. Ve işte Kurban Bayramı'nda satışa sunuyor. Evet. Kurbanlıklarınızdan biraz seyircilerimize bahsedelim mi? Dedelim efendim. Hayvanlarımız kendi besimizdir. Kendi koyunlarımızın kutsudur. Bakıyoruz, yetiştiriyoruz kurbanla. Milleti köy insanın yani hizmetine sunuyoruz yani. Peki şimdi dedin ki kendi kuzularımız, onları yetiştiriyoruz diye kaç yıldır yapıyorsun bu işi abi? 5 yıldır. 5 yıldır sürekli kurbanlıkla uğraşıyorsun. Evet. Peki bu seneki kurbanlığın durumu nasıl? Ürünlü köyünde fiyatlar nasıl? Onlardan da bilgi verelim mi biraz? Verelim. Kurbanlıklar 400 ile 1 milyar arası değişiyor. Artı yani maliyetler biraz yüksek olduğu için bu sistem böyle oluyor. Maliyet ucuz olsa 300 ile 700 arası, 600 arası değişecek kurban fiyatları yalnız. Ama yine de mesela geçen seneyle kıyasladığımız zaman çok fazla bir fark görmüyoruz. Doğru mu düşünüyorum? Evet, doğrudur. Hiçbir farkı yok. Geçen seneki kurban satış fiyatıyla bu seneki fiyat aynıdır. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Hayırlı satışlar diliyoruz. Amin, inşallah. Çok güzel kuzular gördük hem burada hem de diğer iki ahırınızda. Hepsi de gayet güzel. Hemen bir tanesi de yanımıza geldi. Evet sevgili seyirciler, Ürünlü Köyü'nde dediğim gibi hani birden çok kişiyle konuşmak istedik. Çünkü Ürünlü Mahallesi burada hani her hane hemen hemen ufak tefek işte hayvancılıkla uğraşıyor. Kimisinde küçük baş, kimisinde de büyük baş var. Şimdi sırasıyla diğerlerini de ziyaret edeceğiz. Ürünlü'de bu kez Seydi Sardıç'la birlikteyiz. Aynı zamanda Seydi abim burada Aza. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi biz aslında Ürünlü Köyü'nü iyi biliyoruz. Daha önceden de program çektik. Birlikte gezdik, dolaştık. Ürünlü Köyü diyoruz aslında. Hep ağzımız alıştığı için ama burası Ürünlü Mahallesi. Bursa'ya da yakın bir yer. Ne zamandan beridir kurbanlıkla uğraşıyorsunuz abi? Vallahi ben doğduğumdan beri bu işin içindeyim. Kendi damızlı koyunlarımız var. Bunlar erkeklerine kurbanlık yapıyoruz. Dişilerini de damızlık olarak bırakıyoruz. Öyle devam ediyor yani. Dedelerimizden beri bu iş yapıyoruz. Abi kardeş yapıyorsunuz aynı zamanda. Abi kardeş yapıyoruz beraber. Şimdi bunların tamamı kendi koyunlarınızdan elde ettiğiniz kuzular değil mi? Bunların tamamı kendi ırk damızlığımızdan yani dedelerimizden gelen bir ırk yani bu. Çoktan beri bu damızlıkta yapıyoruz yani. Bu damızlıkla üretiyoruz. Şimdi hani biz kurbanlıkla ilgili çok yer gezdik ama hani koçları gördüğümüz zaman böyle o hani albenisi derler ya, gerçekten de hani hem bakımıyla hem temizliğiyle oldukça dikkatimizi çekti. Peki fiyatları hangi aralıklarda? Yani buradan şimdi kurbanlığını henüz almamış olan seyircilerimiz hadi gidelim Ürünlü'den kurbanlık alalım derlerse yaklaşık olarak kaç liradan kurbanlık bulabilirler şimdi bu köyde? Bu iş hem zevkli bir iş hem riskli bir iş. Şimdi bunun maliyetleri ağır olduğundan fiyatlar da pahalı görünüyor aslında. Pahalı değil aslında ama işte bu maliyetin yüksek olduğundan dolayı bu pahalı görünüyor. Eskiden bu kadar böyle pahalı olmadı. 300 alıyorduk. Mesela 500'e veriyorduk. Öyle yani fiyat belliydi. Şimdi yemler pahalı olduğundan dolayı biraz fiyatlar yüksek oluyor. Şimdi 800'den 1 milyar arası, 900 arası satıyoruz bu hayvanlara. Ama hayvanların büyük yani. Mesela büyük, 800 büyük. Dediğin 70-80 kilo var herhalde. Var. 70-80 kilo var. Canlı baskül, baskülü vurduğun zaman çok da pahalı geliyor. 800'den 1 milyon arası, 900 arası o arada gidiyor yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz Seyir abi. Evet sevgili seyirciler, daha birkaç haneyi daha ziyaret edeceğiz burada. Bir iki de büyük başla uğraşan abilerimize gidelim. Bakalım onlardaki tablo ne durumda? Oh,
Sevgili seyirciler, ürünlü de bu kez de Hasan abinin konuğuyuz. Tabi lakab olarak da burada yer ararsanız Ali Koplar'ın Hasan deyin, işte büyükbaş mal sahibi, kurban sahibi Hasan abiyi bulursunuz. Hasan abiciğim nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Lakabını doğru mu söyledim? Ali Kop lakabım, Şaban'dan Hasan derler. İşte ürünlü köyünde 60 yaşındayız, doğduğumuzdan beri büyükbaş, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani babadan, dededen size kadar böyle kadar biz de yavrularımıza bunları yapma arıyoruz. Kurbanlık besliyorsun, hayvan besliyorsun. He. Şimdi biraz özelliklerinden bahsedelim mi seyircilerimiz bilgilensinler diye? Şimdi özellikleri bu hayvanlarımızın baharda, bizim meralarımız var. Baharda kendimize ait yerlerimiz var. Yeşil otlarla, yonca'yla, yulafla, mısırla besliyoruz. Kurbana 3 ay kala yedirdiği mısır, arpa, buğdayla özellikleri bakıp besicilere, kurban ihtiyacı olan arkadaşların birinci sınıf et olarak bunları temin etmeye uğraşıyoruz. Alacak arkadaşlarımız hiç tedirgin etmeden, benim söylememe gerek yok, 350 kilo et dökebilen bir hayvan. Fiyat durumları 7'den başlıyor, 5'e kadar, 4'e kadar hayvanlarımız var. İsteyen arzu eden kurban kesecek arkadaşlar, kapak açmış, şartlara uygun. Bunun yanında kesim de burada yapabiliyoruz, tertemiz bir şekilde. Artık tercihleri onların. Bursa'ya 18 kilometre bir yerdeyiz. Köyümüz Ürünlü köyü olarak geçiyor ama mahallede oturuyoruz. Yalnız bir şey söylüyorum. Şu hayvanın kasapta kıyma olarak, kuşbaşı olarak attığı 25-30 lira, bizde 17-18 liraya tüketiciye geliyor. Alıkan yalvarıyoruz. Bir de müşteriye beğendirirken amca ne döker, amca kaç kilo et döker, hayvanlar burada, bunlar da yardımcı olsunlar. Biz işte bunları ürettik. Cenab-ı Allah'ın izniyle bugüne getirdik. Çok da büyük emek var değil mi? Bu kadar, tabii canım, çoluğum, çocuğum, işçim, bizler bunların işte 80-100 dönüm arazinin içinde mısırını ek, yoncasını ek, güt, bak, bokunu sizin temizle, vatandaşa tercih onların artık. Yapabileceğimiz kurban da, bu. Kurban da senede bir kere geliyor, onu da değerlendirelim. Onu da işte. Bir şey söylemeye gerek yok. Ben söylemeyeyim. Müşteri de gelsin görsün, kararını verecektir zaten. Vatandaşların tercihi, artık biz yapabileceğimizi yaptık, onları bekliyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi biraz önce kahvenin önünde oturup bir çay içtik. Orada dediler ki, Ürünlü'den almış olduğunuz hayvanın eti bir tür lokum gibidir. Hani çünkü burada kendi meralarımızda özel olarak besleniyor.